Merhaba arkadaşlar. Organik bileşikler ünitesine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu kısımda alkolleri inceleyeceğiz. Şöyle başlayalım isterseniz. Şimdi arkadaşlar alkoller SP3 hibritleşmesi yapmış olan karbon atomuna hidroksil grubunun bağlanmasıyla oluşan organik bileşiklerdir. Hidroksil arkadaşlar burada OH'tır. OH alkollerin fonksiyonel grubudur aynı zamanda. Şimdi OH'a arkadaşlar bir karbon atomunun bağlı olması gerekiyor. En az bir tane karbon atomunun bağlı olması gerekiyor ve bu karbonun da Mutlaka sp3 hibritleşmesi yapmış olması gerekiyor. Bunu arkadaşlar genel formülü şöyle roh şeklinde de gösterebiliriz. Yani hidroksil arkadaşlar bir radikalin bağlı olması gerekiyor. Örneğin arkadaşlar tek karbonlu bir alkol işte metanol şeklinde adlandırılabilir. Ve arkadaşlar o OH aşa bağlı olan karbon yine sp3 hibritleşmesi yapmış olması gerekiyor ki arkadaşlar 4 tane sigma bağı yapmışsa sp3 hibritleşmesi yapmıştır. Örneğin bu iki karbon etan ol şeklinde adlandırılabilir. Yine arkadaşlar buradaki o OH bağlı olduğu karbon baktığımız zaman 1, 2, 3, 4 bağ yapmış. Yani sp3 hibritleşmesi yapmış. Bu da yine arkadaşlar bir alkoldür 2 propanol olarak adlandırabilir. Tabi adlandırmasına sonra bakacağız. Şimdi arkadaşlar alkollerin genel formülü Cn H2n artı 2 O şeklinde gösterilebilir ya da şöyle de gösterilebilir. Cn H2n artı 1 OH şeklinde de gösterilebilir. Yani ikisi de doğrudur. Şimdi arkadaşlar burada şurası önemli. Her OH'ın bağlı her OH'ın olduğu grup arkadaşlar alkol değildir. Burada özellikle sorularda karşınıza da gelir. İşte aşağıdakilerden hangisi alkoldür veya değildir. Burada arkadaşlar şuna dikkat etmeniz gerekiyor. OH grubunun bağlı olduğu karbon atomunun arkadaşlar herhangi bir başka bir fonksiyonel grubun bağlı olmaması gerekiyor. Eğer ki herhangi başka bir fonksiyonel grup bağlıysa bu yapı alkol değildir arkadaşlar. Alkol olarak sınıflandırılmaz. Herhangi başka bir organik bileşiktir. Alkol grubuna girmez. OH'ın bağlı olduğu karbona örneğin OH bağlıysa veya farklı bir fonksiyonel grup bağlıysa bu bir alkol değildir arkadaşlar veya herhangi başka bir pi bağı içeren yani ikili bağ veya üçlü bağ bağlıysa yine o OH bağlı olduğu karbona yine arkadaşlar bu yapı bir alkol değildir. Örneğin şu örneklere bakalım. O OH bağlı olduğu karbona başka bir OH daha bağlı. Bu bir alkol değildir. Bakın burada bakacağınız şey şu. İki tane OH olması durumu değil. OH'ın bağlı olduğu karbona başka bir fonksiyonel grubun bağlı olmaması gerekir. Gidip şu karbona mesela OH bağlı olsaydı bu bir alkoldür yine. Ama aynı karbona arkadaşlar iki tane OH bağlıysa bu bir alkol değildir veya yine OH'ın bağlı olduğu karbona başka bir fonksiyonel grup bağlı. Örneğin CN bağlı. Bu da bir alkol değildir. Örneğin yine OH'ın bağlı olduğu karbona ikili bağ yapmış. OH'ın bağlı olduğu karbon üçlü bağ yapmış. Bu yapılar da yine arkadaşlar alkol değildir arkadaşlar. Yine benzen halkasının OH bağlıysa arkadaşlar bu yapıda yine buradaki karbon ya yukarıdan ya aşağıdan ikili bağ mutlaka yapacağı için bu yapıda yine arkadaşlar alkol değildir. Sorularda size arkadaşlar direkt olarak böyle gelir. Aşağıdakilerden hangisi alkol değildir ya da alkoldür gibi. Sadece arkadaşlar buraya dikkat ediyorsunuz. O OH aşın bağlı olduğu karbona bakıyorsunuz. Başka herhangi bir fonksiyonel grup ona direkt olarak sadece o karbona yalnız ona dikkat edin. Bağlı olmaması gerekiyor. Diğer karbonlara bağlı olabilir. Orada herhangi bir sorun yok. Örneğin o OH aşın bağlı olduğu karbona değil de şuradaki karbon ikili bağ yapsaydı burada tekli bağ olsaydı bu bir alkol olacaktı. Burada herhangi bir sorun yok. Sadece o OH aşın bağlı olduğu karbona başka bir fonksiyonel grubun bağlı olmaması gerekir. Geçtim bu kısım önemli arkadaşlar. Hangi yapılar alkoldür değildir kısmı önemli. Yani tekrar ediyorum. OH'ın bağlı olduğu karbon sp3 birleşmesi yapacak mutlaka ve OH'ın bağlı olduğu karbona başka bir fonksiyonel grup bağlı olmayacak. O zaman bu yapı arkadaşlar bu organik bileşik bir alkoldür diyebiliriz. Şimdi arkadaşlar biz alkolleri sınıflandırabiliriz. Birkaç sınıflandırma çeşidi var. Öncelikle arkadaşlar alkollerin yapısında bulunan hidroksil grubuna göre sınıflandırabiliriz. Eğer ki bir tane OH grubu bağlıysa alkole bu bir mono alkoldür. Eğer ki birden fazla OH grubu bağlıysa bunlar ise arkadaşlar poli alkoldür. Örneğin iki tane OH bağlıysa bu bir dioldür. Üç tane OH bağlıysa bu bir trioldür. Bir tane OH bağlıysa işte monoalkol olduğunu ifade etmiştik. CnH2nRT2O şeklinde ifade edilebilir. Yapısında bir tane OH grubu bağlı olan gruplardır. İşte CH3OH örneğin bir monoalkoldür. C2H5OH bir monoalkoldür. Metanol, etanol gibi. Yapısında birden fazla varsa bunlar polialkollerdir. İki tane OH bağlıysa dioldür. Ama dikkat edin bu OH'lar... Aynı karbona bağlı olamaz. Farklı karbonlara bağlı olması gerekir. Zaten aynı karbona bağlı olmuş olsaydı o haşlar, bu bir alkol bile değildi. Farklı karbonlara bağlı olması gerekiyor. Yapısında eğer farklı karbonlarda olmak üzere iki tane o OH grubu varsa bunlar birer diyoldür. Örneğin şu yapı etan diyol. En yaygın olarak bilinen diyollerden birisidir. Üç tane o OH aş bağlıysa tabi bunlar da yine farklı karbon atomlarına bağlı olması gerekir. Bunlar da trioldür arkadaşlar. Örneğin en yaygın olarak bilinen triol propan trioldür diyebiliriz. Arkadaşlar etandiol ve propantriol önemli polialkollerdendir. Bunların arkadaşlar kullanım alanlarından da biraz bahsedelim isterseniz. Etandiol arkadaşlar dikkat ederseniz iki tane karbon var. Bu karbonlara OH grubu bağlı ve işte dörtlü bağını tamamlayacak şekilde hidrojenlerle bağ yapmış. Bunun arkadaşlar sistematik adı etan, dioldür. Yaygın ismi ise arkadaşlar glikoldür. İşte tabii ki kaynama noktasını bilmenize gerek yok. 197 de kaynama noktasıdır. 197 derece. 3 tane karbonu arkadaşlar OH grupları bağlıysa bu bir propan trioldür sistematik adı. Yaygın ismi de ise arkadaşlar gliserindir. Burada arkadaşlar etandiol ve propan triolün yaygın isimlerini bilmenizde fayda var. Daha doğrusu bilmeniz gerekiyor. Glikol ve gliserin şeklinde. Tabi kaynama noktasını bilmenize gerek yok. Gliserinin kaynama noktası da 290 derecedir. Kullanım alanlarından da kısaca bahsedelim arkadaşlar. Sizde birer kere okumanız yeterlidir. Bazı polimerlerin üretiminde ham madde olarak etandiyol kullanılır. Aynı zamanda otomobillerde donmayı önleyici madde olarak yani antifriz olarak da kullanılmaktadır. Yani antifriz olarak da ifade edilir. Ancak arkadaşlar günümüzde zehirli bir madde olduğundan kaynaklı otomobillerde etandiyol yerine propilen glikol kullanılmaktadır. Ama hala kaynaklarda arkadaşlar etandiyolun yani glikolün antifriz olarak kullanıldığı geçer arkadaşlar. Böyle soruların cevaplarken de işte evet antifriz olarak kullanılır. Donma noktasına düşürücü madde olarak kullanılır diyebilirsiniz. Bunda bir sorun yoktur ama günümüzde de artık zehirli bir madde olduğu için kullanılmadığını da bilin arkadaşlar. Gliserin ise arkadaşlar tatlandırıcı madde olarak gıda endüstrisinde kullanılıyor. Aynı zamanda ağız bakım suyu, nemlendirici gibi kişisel bakım ürünlerinde kullanılıyor. Birçok arkadaşlar nemlendirici üründe doğrudan gliserin yapısı vardır. Yine şurupların ve bazı ilaçların yapısında bulunuyor. Ayrıca arkadaşlar yine gliserin bazı patlayıcıların üretiminde de ham madde olarak yine önemli bir yere sahiptir, kullanılır diyebiliriz. Tabi kullanım alanları ile ilgili alkollerin Ayrı bir kısımda inceleyeceğiz ama etandiol ve propantriolün yani glikol ve gliserin de burada kullanım alanlarını incelemiş olduk diyelim ve geçelim arkadaşlar. Burada yine önemli bir nokta arkadaşlar alkollerin yine sınıflandırılması ile ilgili bir adım önce arkadaşlar alkolleri işte mono alkoller ve polialkoller olarak sınıflandırmıştık. Burada ise arkadaşlar primer, sekonder ve tersiyer alkol olmak üzere sınıflandıracağız. Şimdi bu sınıflandırmayı yaparken arkadaşlar şimdi alkollerde hidroksilin bağlı olduğu karbon yani OH'ın bağlı olduğu karbon atomuna biz alfa karbon atomu deriz. Alfa karbon atomu olarak ifade edilir. Burada arkadaşlar baktığınız zaman OH'ın bağlı olduğu karbon kimdir? Şuradaki karbon. Bu karbon arkadaşlar alfa karbon atomu olarak ifade ediyoruz. Şimdi arkadaşlar alkoller alfa karbon atomuna bağlanan gruplara göre de sınıflandırılabilir. Peki nasıl sınıflandırılacak? Alfa karbonda arkadaşlar bir tane alkil grubu bağlıysa arkadaşlar bu bir birincil ya da primer ya da birinci derece alkoldür arkadaşlar. Yani üçünü de kullanabilirsiniz. Birinci derece alkolde diyebilirsiniz primer de diyebilirsiniz, birincil de diyebilirsiniz. Eğer ki alfa karbonuna iki tane alkil grubu bağlıysa, yani daha doğrusu iki tane karbon bağlıysa bu bir sekonder alkoldür ya da Türkçesiyle ikincil ya da ikinci derece de diyebilirsiniz. Yine arkadaşlar OH'ın bağlı olduğu karbon yani alfa karbonla 3 tane alkil grubu bağlıysa bu bir tersiyer alkoldür. Üçüncül alkol de diyebilirsiniz ya da üçüncü derece alkol olarak da ifade edebilirsiniz. Örneklere bakacak olursak Örneğin şu örnekte arkadaşlar OH'ın bağlı olduğu karbon yani alfa karbona baktığımız zaman sadece bir tane karbon bağlı. O zaman arkadaşlar bu bir primer alkoldür ya da birinci dereceden alkoldür diyebiliriz. Ya da şöyle de bakabiliriz arkadaşlar OH'ın bağlı olduğu karbon yani alfa karbon eğer ki primer karbonsa primer alkol sekonder karbonsa sekonder alkol tersiyer karbonsa da tersiyer alkol diyebilirsiniz. İkinci örnek yine OH'ın bağlı olduğu karbon yani alfa karbon arkadaşlar baktığımız zaman iki tane karbon bağlanmış. O zaman bu bir sekonder alkoldür ya da ikinci dereceden alkoldür diyebiliriz. Aynı zamanda yine OH'ın bağlı olduğu karbon sekonder bir karbon atomu olduğu için de yine sekonder alkol diyebilirsiniz. Tabi bunların adlandırmasını sonra inceleyeceğiz arkadaşlar. Örneğin bu sek propil alkol ya da izopropil alkol olarak da yaygın olarak adlandırılabilir. Yine başka bir örnek OH'ın bağlı olduğu karbon yani alfa karbona baktığımız zaman 1, 2, 3 tane karbon bağlı. Buradaki karbon tersiyer bir karbondur ve bu alkol arkadaşlar tersiyer bir alkoldür ya da üçüncü dereceden alkoldür diyebiliriz. Yine adlandırmada bakacağız ama bu arkadaşlar tersiyer butanol ya da tersiyer bütil alkol şeklinde de adlandırılabilir. Yani burası son derece kolay arkadaşlar ama önemli bir noktadır. Sorularda karşınıza gelebilir. Öncüllü sorularda karşınıza gelebilir. Size bir alkol verir. Örneğin şıklardan birine der ki işte ikinci dereceden alkoldür. Doğru mu yanlış mı gibi. Burada sadece o aşın bağlı olduğu karbona bakıyorsunuz. Eğer ki bir tanesi birinci, iki tanesi ikinci, üç ise... Yani 3 tane karbon bağlısı 3. dereceden alkoldür diyebilirsiniz. Geçtim. Tabi şöyle bir durum da olabilir arkadaşlar. Poli alkollerde birden fazla OH grubu bulunduğu için OH'ın bağlı olduğu karbon atomlarının bağlandığı karbon sayıları farklı olabilir. Bu durumda arkadaşlar karbon atomuna göre poli alkoller hem birinci derece hem ikinci derece hem de üçüncü derece alkol özelliklerinin hepsini arkadaşlar bir arada gösterebilir. Yani ne demek istiyoruz? Örneğin burada OH'ın bağlı olduğu karbona baktım. Bir tane karbon bağlı. O zaman buradan kaynaklı birinci derece bir alkoldür. E buradaki OH'ın bağlı olduğu karbon ise iki tane karbon bağlı. E buradan ikinci derece bir alkoldür. O zaman şöyle dersiniz. Bu poli alkol arkadaşlar hem birinci derece hem de ikinci dereceden bir alkoldür. İki özelliği de gösterir. Örneğin bu örneğe baktığımız zaman kar, buradaki OH'ın bağlı olduğu karbona bir karbon bağlı birinci dereceden. Buradaki OH'ın bağlı olduğu karbona iki karbon bağlı ikinci dereceden. Buradaki OH'ın bağlı olduğu karbona ise 3 tane karbon bağlı olduğu için 3. derecedendir. Dolayısıyla bu poli alkol arkadaşlar hem 1. hem 2. hem 3. dereceden alkol özelliği gösterir diyebilirsiniz arkadaşlar. Geçtim. Şimdi arkadaşlar alkollerin adlandırmasına gelelim. Şimdi arkadaşlar alkoller adlandırılırken aslında şu ana kadar gördüğümüz bildiğimiz kurallar burada da geçerli arkadaşlar. Ancak burada hidroksil yani OH grubunun bulunduğu en uzun karbon zinciri seçiliyor öncelik olarak. Ve hidroksil grubu burada öncelikli gruptur hidroksil grubuna en yakın uçtan başlanarak yani burada hidroksil grubunun en küçük rakam alması tercih edilir. En küçük sayıyı daha doğrusu alması tercih edilir. Buna göre arkadaşlar zincirdeki karbon atomları numaralandırılır. Zincirde bulunan alkil grupları ve hetero atomların yeri ve adı belirtilir. Klasik olarak yeri ve adı belirtilerek adlandırılır. Hidroksil grubunun yeri belirtilir, belirtilerek zincirdeki karbon sayısına göre alkan adlandırması yapılır ve alkanın adının sonuna ol eki getirilir. Alkolün sonundaki ol eki arkadaşlar getirilir. Örneğin iki karbonlu işte etan, etanın sonuna ol getiriyorsunuz. İşte etanol, işte propanol, butanol, pentanol gibi arkadaşlar. Molekülde birden fazla hidroksil grubu varsa bunların yine yerleri belirtilir ve sondaki adlandırmada ol ekinin önüne örneğin iki tane OH var, iki tane hidroksil grubu var. Bu bir diol olur. 3 tane var, triol olur. İşte 4 tane var, tetraol gibi arkadaşlar. Adlandırma yapmanız gerekir. Son olarak da ikili ya da üçlü bağ içeren doymamış alkoller varsa, doymamış alkol molekülleri adlandırılırken ikili ya da üçlü bağların yerleri belirtilir. Zincirdeki karbon sayısına göre de hidrokarbon adından sonra hidroksil grubunun yeri belirtilip ol eki getirilir. Bunu yine arkadaşlar ör örneklerde bakacağız bu duruma. Şimdi şöyle birkaç tane örneği inceleyelim arkadaşlar. Şimdi bu yapıya baktığımız zaman Şurada en uzun karbon zincirini seçtim. Tabii ki soldan geliyorum ki OH küçük rakamı alsın. Burada adlandırma arkadaşlar OH'in yeri öncelikle belirtilir. 2, 2 numaralı karbon 2 ol şeklinde yapılır. Tabii butan-2-ol diye de adlandırılabilir ama bu pek kullanılmaz arkadaşlar. Bu daha çok alken ve alkin içeren yani ikili ve üçlü bağ içeren alkollerde daha çok kullanılır. Burada direkt 2 ol diyebiliriz. Örneğin bu örnekte de arkadaşlar en uzun karbon zincirini seçtim. 2 numarada metil var. Klasik olarak 2 metil önce sonra OH'in yerini belirttim. 3 Beş karbonlu alkan pentan ol şeklinde adlandırılır. Tabi burada arkadaşlar pentan 3 ol de denilebilir ama dediğim gibi bu pek kullanılmaz arkadaşlar. Burada yine OH en küçük rakamı alacak şekilde sağdan da gelsem soldan da gelsem aynı. O zaman sağdan gelirim ki şuradaki gruplar da küçük rakam alsın. O zaman arkadaşlar 2, 2, 4 trimetil. 3 de arkadaşlar OH var 3 pentan 5 karbonlu alkan pentan ol şeklinde adlandırılır. Yine burada da arkadaşlar aynı şekilde 6 karbonlu bir zincir. 2, 4 dimetil. 3 de OH var. 3, 6 karbonlu alkan heksanol. Burada da yine arkadaşlar bakın birden fazla OH var. Tabi en küçük rakamları alacak şekilde numaralandırılır. Şuradan geldiğim zaman arkadaşlar 2 de metil var. Önce yan gruplar adlandırılır. 2 metil. 1 ve 4 de OH var. O zaman 1, 4. Bakın 5 karbonlu pentan şöyle adlandırılır. Penta 2 tane OH grubu olduğu için pentadiol şeklinde adlandırılır arkadaşlar. Oradaki son harfi düşer. Yani pentandiol değil de pentadiol şeklinde adlandırılır. Burada da yine arkadaşlar 3 tane OH grubu var. Örneğin burada soldan geldim küçük rakamları alsın diye. 4 metil var. 4 metil, 2, 3, 5, 7 karbonlu heptan. O zaman hepta, tri, ol şeklinde arkadaşlar adlandırılır. Bakın hem ikili bağ var hem OH var. Burada tabii ikili bağ öncelikli değildir. OH önceliklidir. OH'ın küçük rakam alacağı yerden numaralandırılır. Dolayısıyla bu da sağdan gelinir. 1, 2, 3, 4. Öncelikle arkadaşlar burada alkenden alkole doğru adlandırma yapılır. Alkenden alkole doğru adlandırma yapmak ne demek? Öncelikle arkadaşlar bu bir alken gibi adlandırılır. Alken gibi adlandırırsam ne derim? 3 ile 4 arasında 3 büten. Daha sonra arkadaşlar alkolün yeri şöyle belirtilir. Alkolün bağlı olduğu karbonun numarası yazılır ve sonuna ol getirilir. Dolayısıyla bu bileşik 3-büten-2-ol şeklinde adlandırılır. Eğer ki burada OH arkadaşlar 1 numaralı karbona bağlı olsaydı bu direkt 3-büten-ol şeklinde adlandırılacaktı. Yani eğer ki OH 1 numaralı karbona bağlıysa burada bir belirtilmez, direkt 3-büten-ol şeklinde adlandırılırdı. Buradaki yapıda yine arkadaşlar yine OH burada önceliktedir. OH küçük rakam alacak şekilde sağdan gelinir. Normal burada da alkinden alkole doğru adlandırılır. Yani 3-pentin-2-ol şeklinde adlandırılır. Yine buradaki yapıda da arkadaşlar yine OH var, üçlü bağ var, normal bir alkin gibi adlandırılır. Altı da metil var, altı metil, dört heptin, iki ol şeklinde arkadaşlar adlandırılır. Burada yaptığımız adlandırmaların hepsi arkadaşlar IUPAC adlandırmalarıydı. Aynı zamanda arkadaşlar alkollerin yaygın adlandırması da yapılabilir. Birçok organik bileşikte olduğu gibi yani şu ana kadar incelediğimiz her grupta hem IUPAC adlandırmasına baktık hem de yaygın isimlerine baktık. Alkollerin yaygın adlandırması yapılırken hidroksil grubunun bağlı olduğu alkil grubunun adından sonra alkol getirilerek adlandırılır. Yani OH'in bağlı olduğu cis şunun ismi ne? Metil. Metil alkol bu. Yaygın adlandırması bu şekilde. Normalde sistematik adı metanoldü. Yaygın adı ise metil alkol. Burada da bakın OH'in bağlı olduğu alkil grubu etil. Etil alkol. Bakın bu yapı arkadaşlar bakın propandan bir hidrojen kopmuş ortadaki karbondan koptuğu için izopropil o zaman izopropil alkol. Yine arkadaşlar burada bütandan bir hidrojen kopmuş. Bütil. Burada arkadaşlar 2 numaralı karbona metil bağlanmış. Bir uçtan kopmuş arkadaşlar. Bu bir izobütildir. İzobütil alkol olarak adlandırılabilir. Burada da arkadaşlar yine bütil yapısı var. Ancak buradaki karbon baktığımız zaman tersiyer karbondur. O zaman bu terbütil alkol ya da tersiyer bütil alkol olarak yaygın adlandırması yapılabilir. Yine arkadaşlar burada 4 karbonlu bütilden bu sefer sekonder karbondan kopmuş sek bütil alkol ya da sekonder bütil alkol olarak adlandırılabilir. Burada da yine OH siklobütile bağlı siklobütil alkol. Burada da arkadaşlar baktığımız zaman toluyenden bir hidrojen kopan yapının ismi benzildir. Benzil OH bağlı olduğu için bu yapı benzil alkol olarak okunabilir, adlandırılabilir. Bunlar ise arkadaşlar yaygın adlandırmalardı. Geçtim. Birkaç örnekte biz yapalım arkadaşlar ve bu alkollerle ilgili ilk kısmı bitirelim. Şimdi OH'ın bağlı olduğu en uzun karbon zincirini seçtim. Şu şekilde bir yapı. Tabii OH en küçük rakamı alacak şekilde sağdan numaralandırdım. 1 2 3 4 5. Öncelikle bağlı gruplar 4 numaralı karbonda arkadaşlar. Benzen halkası var. Benzenden bir hidrojen kopmasıyla oluşan grup arkadaşlar aril grubunun ismi fenildir. O zaman 4 fenil 4 fenil. Daha sonra OH'ın yeri belirtilir. 2 numaralı karbonda. 2 5 karbon alkan pentan 2 pentan ol şeklinde arkadaşlar adlandırılır. Yani 4 fenil 2 pentanol diye bu bileşiği adlandırabiliriz. Burada halkalı bir yapı var arkadaşlar. Halkalı yapıda tabi OH öncelikli olacak şekilde numaralandırılır. Tabii arkadaşlar OH burada mutlaka bir rakamını alacaktır. 1, 2, 3 şeklinde numaralandırılır. Şimdi 3'te arkadaşlar klor var. O zaman şöyle 3 kloro. Burada arkadaşlar OH mutlaka bir rakamını alacağı için bir numarasını alacağı için birin yerini belirtmeye bir demeye gerek yoktur. 6 karbonlu alkan halkalı alkanın ismi sikloheksan. Dolayısıyla sikloheksanol şeklinde arkadaşlar adlandırılabilir. Sikloheksan ol şeklinde adlandırılır. Burada 1 denmedi. Yani hiçbir rakam denmediği için olün yani OH grubunun hidroksil grubunun 1 numaralı karbonda olduğu anlaşılır arkadaşlar. Dolayısıyla 3 kloro sikloheksanol dememiz yeterlidir. Bir diğer örnek. Yine arkadaşlar burada en uzun karbon zinciri seçilir. Burada üçlü bağ var. OH var. Tabii ki OH öncelikli grup olduğu için numaralandırma sağdan gelir. 1, 2, 3, 4. Bağlı grup burada. 2 numarada klor vardır. Dolayısıyla 2 kloro. Burada tabii üçlü bağ olduğu için arkadaşlar bu adlandırma alkinden alkole doğru yapılır. Önce arkadaşlar burada alkinin yeri belirtilir. 3 ile 4 arasında. 3, 4 karbonlu olduğu için bütün. 3, bütün. Burada arkadaşlar OH bir numaralı karbonda olduğu için yerini belirtmeye gerek yoktur. Belirt edebilirsiniz belirtmeye de bilirsiniz, fark etmez. Yani buna direkt 3 bütün ol deseniz de doğru ya da 3 bütün 1 ol deseniz de arkadaşlar doğru ya da bütün ol yazsanız da yine doğruydu. Bir yazmıyorsanız arkadaşlar yani hiçbir şey yazmıyorsanız numaralandırmada arkadaşlar o bir olduğu anlamına gelir. Dolayısıyla böyle de adlandırılabilir ya da bir yazılması da adlandırılabilirdi. Son örnek arkadaşlar şöyle yine OH'ın en küçük rakamı sağdan da gelsem soldan da gelsem 3 olacak. O zaman sağdan gelirim ki ikili bağda küçük rakamı alsın. Şöyle sağdan gelirsek numaralandırmaya. 1, 2, 3, 4, 5. Öncelikle arkadaşlar burada ikili bağ olduğu için alkenden alkole doğru adlandırma yapılır. 1 ile 2 arasında 1 penten. 1 penten. 3 de arkadaşlar OH var. 3 ol şeklinde arkadaşlar adlandırılır. Tabi birden farklısı mutlaka belirtilmesi gerekir diyebiliriz arkadaşlar bu şekilde alkolün ilk kısmını bitirebiliriz daha sonra arkadaşlar alkolün fiziksel ve kimyasal özelliklerine devam edeceğiz diğer derslerde görüşmek üzere kolay gelsin